Planet dişli mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Planet dişli mekanizmaları 3 temel elemandan oluşuyor. Güneş dişli en ortadaki, çember dişli dış çaptaki ve gezegen dişler. Güneş dişli ve çember dişli arasında hareket eden dişlere gezegen dişli deniyor. Güneş dişli sabit bir mile bağlıyken gezegen dişliler bir kafes ya da bir kol yardımı ile çember dişlinin etrafında dönerler. Güneş dişli ve gezegen dişliler arasında sürekli diş teması vardır. Dönme hareketi çember dişliye, oradan gezegen dişlilere ve karşıya güç üretilir. Peki bu planet dişli sistemin avantajı nedir? Yüksek oranda planet dişliler yüksek oranda güç aktarımı sağlarlar. Güneş dişli ve çember dişli arasındaki diş temasları sayesinde güç aktarımında bir kayıp oluşmaz. Özellikle yüksek devirlerden daha güçlü torku yüksek devirlere geçiş bu şekilde sağlanır. Örneğin bir traktör. Yüksek devir planet dişli sistemi sayesinde yarıya düşürülür. Fakat torku katına çıkartılır. Bu şekilde tekerlekler gücü daha iyi taşır hale gelir. Matkabın daha düşük voltajlarda daha kuvvetli sıkması bir noktada bu planet dişli sistemi sayesinde olur. Yüksek motordan gelen yüksek devir daha düşük hale getirilir fakat torku yükseltilmiş olur. Planet dişli sisteminin en çok kullanıldığı noktalar bunlardan biri. Mesela marş motorları. Yüksek devir, arabanın marş motorundaki yüksek devir, kolektördeki yüksek devir dişli sistemiyle düşürülür. Aynı zamanda arabayı çevirebilecek kadar güçlendirilmiş olur. Kısacası planet dişli sistemi bu şekilde. Fazla gürültü yapmazlar. Boyutları düşüktür. Yani bir traktörün aksinin içerisine rahatlıkla sığabiliyorlar. Aynı zamanda tork artışı sağlarken devirde tersine dönme hareketi yok. Devri aynı yönde hareket ettiriyorlar. Bu da avantajlarından birisi. İleri geri dönmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Gücü aynı şekilde ileri de geri de aktarabiliyorlar. En çok nerelerde kullanılır? Otomotivde çok kullanılır. Şanzımanlarda, direksiyon sistemlerinde kullanılabilir. Fren sistemlerinde kullanılabilir. Makinelerde, robotlarda, üretim hatlarında kullanılır. Tarımda, traktör tekerleklerinde, tarım makinelerinde, hasat makinelerinde kullanırlar. Tıp alanında da kullanılabilirler. Cerrahi ekipmanlarda, diş ekipmanlarında. Bu şekilde çeşitli kullanım alanları bulurlar. Planet dişli mekanizmaların türleri de var. Ortalanmış planet dişli mekanizmaları. Bu mekanizmalar güneş dişli, çember dişli ve gezegen dişliler aynı eksende bulunurlar. Dış merkezli planet dişli mekanizmalar. Bu mekanizmalarda güneş dişli, çember dişli ve gezegen dişliler de aynı eksende bulunmazlar. Çift planet dişli mekanizmaları iki set halinde kullanılabilirler. Yani bugün animasyonunu yapmaya çalıştığım planet dişli mekanizmasını biraz da anlatmak istedim. Çeşitli kullanım alanları var. Kısacası bunlar. Daha detaylı bilgiler elbette vardır. Şimdilik bu kadar.